Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoda ilginç bir şeyle başlayacağım. Yani beni de şok eden bir şeyle başlayacağım. Alan Saint Maximin. Hocam Maximin'le ilgili ne oldu? Hemen onu da söyle. Hemen söyleyeceğim, merak etmeyin. Hocam acele, tamam, bir sakin olun arkadaşlar. Alan Saint Maximin istatistikleriyle zirvede. Şimdi ben buna şaşırdım. Niye şaşırdım? Şimdi sezon başında transfer oldu. İşte Jose Mourinho tedrisi altından geçti. Birçok kişinin beğenisini kazandı. Ancak birçok kişi de ya hocam Allah aşkına yani oynasana iyi oynamasana iyi bal yapmayan arı falan filan demeye başladı. Ve transferde hani illa olsun illa olsun denilen isimlerden birisiydi. Süper Lig'de en çok başarılı dribling yapan futbolcuymuş. 19 kez de. Yani 19 kez. Ve hani mesela Dragoş falan takip ediyormuş. O takip ediyor, bu takip ediyor. Ama Fenerbahçe taraftarı diyor ki hocam bal yapmadıktan sonra arıyı ne yapayım? Süt vermedikten sonra ineği ne yapayım? Ya kurban kesersin. Yani. Neyse işin şakası bir tarafa. 7 Süper Lig maçında 1 gol 3 asisti var. Bilginiz var mı arkadaşlar? 1 Avrupa Ligi maçında gol ya da asisti yok. Şampiyonlar Ligi elemesinde 2 maçta gol ya da asisti yok. Ama total süre bazında yani dakika bazında 666 dakika. Yani 7 kere 90 630 7 maç oynamış gibi düşünün. Bir gol, 3 asist. Hani ofansif olarak ileriye gitmeyen Fenerbahçe açısından iyi bir durum diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe şu anda ofansif olarak çok kötü. Bak ben şimdi açık söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela bir Cengiz Karaağrı var. Ben yadırgıyorum bunu. Şimdi devre arasında Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Doğru. Niye yadırgıyorum onu da söyleyeyim. Şimdi 27 yaşında bir oyuncu. 15 milyon euro verilmiş, alınmış. Hani Ocak ayına kadar göstereceği performans düşündürücü. Bu sezon 3 maçta 99 dakika süre bulmuş. Öte yandan mesela Oğuz Aydın bir sürü para verildi, alındı. Bak Oğuz Aydın'la ilgili de mesela bir haberim var. Hiç beklemeden onu da söyleyeyim. Şimdi oynamadığı için mutsuz. Devre arasında kiralık olarak ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Yani Galatasaray'dan transferi aşına girildi. 6 milyon euro bonservis bedeli verildi, alındı. 22 dakika süre aldı. Ve Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmadı. Hayal kırıklığı yaşıyor bir nevi. Sol kanat rotasyona da baktığın zaman Alan Saint Maximin'le birlikte Kostiç de transfer edildi. Hani Kostiç'le birlikte neredeyse 3. sırada. Mutsuz bir durumda. Gitmeyi düşünüyor mu? Düşünüyor diyor haberde. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe kanat oyuncuları ya yanlış anlamayın beni. Şu haliyle Cengiz Ünder'i Kayserispor'a ver, Kayserispor almaz. Ya şu haliyle açıkçası almaz. Bak Kayserispor hani şeye muhtaç, futbolcuya muhtaç. Keşke birisi olsa da alsak diyen Kayserispor almaz. Ben şunu yadırgıyorum. 15 milyon euro Cengiz Ünder'e para verilirken ya hiç mi bir dost çıkıp da demedi? Arkadaş bak tamam alıyorsun almasına da. Yani 15 milyon euro Fenerbahçe'nin de ekonomisi malum. Ya da şöyle söyleyeyim. Paranın tamamını sponsor karşılamış olsa. Mesela Oğuz Aydın'ın 6 milyon eurosunun 6 milyon euronun altısında safi karşılasa mesela. Safi port karşılamış olsa. Derim ki ya sıkıntı değil. Nasıl olsa bize şey yapan bir şey yok. Çocuk tutarsa satarız kasaya para. Tutmazsa da yani biz vermedik parayı bitti deriz. Ya bu öyle değil. Ya ben şunu söyleyeyim. Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin kamburu. Ya Fenerbahçe Cengiz'i Araplara falan pazarlamak zorunda. Açık söyleyeyim. Ne güzel de teklif geldi ama Cengiz'in kendi kabul etmedi. O da ayrı bir mesele. Oğuz Aydın gitmeyi düşünüyor mu? Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size. Mesela Fenerbahçe Ork'a girin. Niye girin biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin idman fotoğraflarına falan bakın. Ciddi söylüyorum bak. Aslında şifre orada. Hani antrenmandan notlar diye bir paylaşım var. Mesela kazanan takıma bakın. Levent Mercan, işte Cenk Tosun, Bekao, Tadış falan poz veriyor. Ama diğer şeye bakın. Mesela Oğuz Aydın'ın üstünde turuncu yelek var. Cengiz'de de turuncu yelek var. Kostiç'te de turuncu yelek var. Hani Fred'de mesela turuncu yelek yok. Cenk Tosun'da da turuncu yelek var. Demek ki çeşitli eşleştirmeler var. Bir tane Bekao'nun da havada bir pozu var. Ona bir bakın yani kaslara falan. Hani kazanan takım, kaybeden takım. Tabii ki takımlar ikiye ayrıldığı için. Ben şunu söyleyeyim. Oğuz Aydın bir hazırlığın içinde.
çok ciddi bir hazırlığın içinde ve bu hazırlığın içinde herkesin ondan beklentisi şu: 6 milyon euroya alındın, kendini göster, geliş diye. Fenerbahçe bugüne kadar, yani birkaç senedir daha doğrusu, 1,5 milyon euroya oyuncu alıp 20'ye satma hevesindeydi. Şu 2 senedir Fenerbahçe 5'e, 6'ya, 4'e, 7'ye, 8'e futbolcu alıp 40'a satma niyetinde, 30'a satma niyetinde. Bakın ben ısrarla söylüyorum. Bir, hani Galatasaray Sakaboy'u şu kadara sattı diye yarışa girmenin lüzumu yok. O öyle denk geldi, sattılar. Mesela sen Manchester United'da maç yapacaksın. Hani oynayamayacağı için örnek vereyim, daha kolay olur. Olsaydın oynayamayacak. Ama diyelim ki oynadı. O maçta uçtu. Mükemmel oynadı. Bu arada kentte idmanlardan, ha, bilginiz olsun. Hani öyle yatma yok ona. Uçtu, kaçtı, süper oynadı, şunu yaptı, bunu yaptı diyelim. Bir bakmış devre arasında teklif gelmiş, 15 milyon euro. Lan 6'ya aldık, hiç oynatmadık, 15'e sattık. Bu bonustur. Hani bu piyangodur. İnşallah böyle piyangolar vurur. Yani Cengiz Ünder mesela, bir bakmışsın Manchester maçında oynatmışsın. Sürpriz bir şekilde 2 tane 3 tane gol atmış. Ha, eski haline döndü, şöyle oldu böyle oldu. Yani anca öyle olur. Başka türlü zor, sıkıntı. Şimdi Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlenmiş transferde. Bu alevlenen aşkı da merak ettim yani. Haber çok uzun arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ya, haberi biz de okuyabiliriz diye. Vallahi okuyun. Çok sıkıntılı. Siz de okuyun, bir deneyin bakalım. Nasıl okuyacaksınız? Ben de çok merak ettim. Çok uzun ya. Yani Süper Lig şampiyonluğuna hasret kaldı. Fenerbahçe Avrupa'da başarı istiyor. Yaz döneminde alamadığı Goreska için yeniden harekete geçiyormuş Fenerbahçe. Bundan şeyin haberi var mı Fenerbahçe'nin? Ciddi söylüyorum bak. Ya Goreska'yı biz alamadık değil. Almadık değil. Oyuncu gelmedi. Oyuncu hiçbir yere gitmedi. Yani oyuncu gitmedi. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Adamlar bedava bırakma peşindeydi. Yani bedava. Bu sezon 3 maça çıkmış. Bir gol atmış. 14 dakika. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oyuna girmiş. 13 dakika top oynamış 2 maçta. Gitmiş gol atmış. Adamın da şansı bu. Hani böyle bir futbolcu. Şu ana dek hani 13-14 dakika top oynamış. Bayern Münih'ten kesinlikle şimdi ayrılma peşinde mi? Ayrılma peşinde. Ama böyle bir ismi alabilir misin? Keşke alabilsek. Keşke bedava getirebilsek. Muhteşem bir rotasyon, muhteşem bir sistem olur. Hani hep konuşulduğu için söylüyorum. Hocam Şimanski gitse yerine kim alınabilir diye. Mesela Şimanski gitse, bu arkadaş yerine alınsa hoşunuza gider mi? Bir düşünün bakalım. Kostiç'e gelince de ben şunu söyleyeyim. Biz Ferdi'yi kaybettik. Yani sol bekimizi kaybettik. Kostiç, Levent Mercan, Osterwolde üçünü toplayınca iki tane sol bek çıkıyor ortaya. Yani Levent yeterli gelişimi gösteremedi. Kostiç de hani daha yeni geldi. Kostiç sol açık oynar mı Maksimen'le birlikte? Bu düşündürücü. Yani Maksimen Kostiç oynar mı? Ama sağ tarafta bir yığılma var. İrfan, Cengiz, Oğuz Aydın. Bir plansızlık, projesizlik var. Şimdi bütün bunlar varken ben farklı bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'den bir de 20 milyon euroluk bir karar var. İsmail Yüksek kararı. Benfica ilgileniyor İsmail Yüksek'le. 20 milyon euro diyor. En az 15 milyon euroluk teklif göster, hani düşüncesi var. 91 maçta süre almış. 2 gol, 7 asist yapmış. Benfica Kerem Aktürkoğlu'ndan falan memnun. Öte yandan baktığın zaman İsmail Yüksek'i düşünürler mi? Düşünebilirler. Ama ben İsmail'in gidebileceği görüşündeyim, fakat kolay kolay gideceği görüşünde değilim. Çünkü yabancı kuralı, Türk kuralı enteresan. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin yerine, bakın Rodri'nin yerine Sofyan Amrabat'ı gündemine almış, DDT'nin haberi. Ya haberin zaten palavra olduğunu herhalde anlatmama gerek yok. Yani zeka seviyesi ortalama ve üstünde olan herkes bunu anlar. Yani Fenerbahçe'yi Amrabat şoku desem, istiyorlar desem, isteyebilirler, onu da söyleyeyim. Çünkü bu adam Premier Lig'de oynamış zaten. Premier Lig'de kendini de kanıtlamış, bir şeyler de yapmış. Ama bize ulaşan herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de sağ bek, sol bekte bir enteresanlık var. Bak, Osterwolde dedim az önce. Bu arada devre arasında Osterwolde'nin gitme ihtimali var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devre arasında Osayi'nin de gitme ihtimali var. Diğer videoda, sıradaki videoda detaylı konuşacağım bu durum, ama
Hem Osterwolde'nin hem Osayi Samuel'in totalde 30 milyon euro ve üstüne gitme ihtimali var. Şimdi bu ikisi giderse kim gelecek? Yani bu ikisi giderse yerine gelmesi muhtemel isimdir. Arkadaşlar Sakaboy. Fenerbahçe Sakaboy için satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunacakmış. Bu ortaya atılan bir iddia. Ancak çok çürük bir yerden atılmadı. Çok da sağlam bir yerden atılmadı. Aklınızın bir köşesinde bu iddia kalsın, olmaz mı? Şimdi 29 Mayıs'ta 18 milyon euro Transfermarkt verisi biçildi. Sonrası var, öncesi var. Şimdi daha yaşı 24, 1,78 boyunda sağ bek. Fransa U21'de çağrılmış, oynatılmamış. Fransa A takımına zaten çağrılsa Bayern'de kalır mı, o da ayrı bir olay. Bayern Münih bu çocuğu bir şekilde transfer etmiş. İki maç oynamış, bir asist ligde, bir de sarı kartı var. Ancak çok tercih ediliyor mu? Çok tercih edilmiyor. Şimdi de menisküs yırtığı varmış. 15 Kasım'a kadar geri dönüşü beklememiş. Normalde menisküs yırtığı bu kadar uzun sürmez. Yani bu kadar uzun sürmez. Yani Galatasaray mesela bu Elias Jelert bekleneni verememiş. Başka takıma gitmesi gündemde. Aynı şekilde bu şeyin de Bayern Münih'e giden arkadaşımızın da bu Sakaboy'un da Fenerbahçe'yi satın alma opsiyonu kiralık diye geçiyor. Yani ben çok doğrulatamadım bunu. Ha, ister misin Mustafa hocam? Arkadaş bak. Açık söyleyeyim. Sakaboy Galatasaray'dayken Fenerbahçe'ye istedim. Dedim ki bunlar kıymetini bilmiyor. Keşke Fenerbahçe alsa dedim. Ama şu an yani mantıklı bulmuyorum. Bayern Münih'in vereceğini zannetmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Hani Osterwolde ve Osayi satılırsa şaşırmayın. Doğru. Sakaboy için satın alma opsiyonunu kiralama teklifi Fenerbahçe'den. Bu iddia. Ama %100 doğrulatamadım. Fakat bunu yakında göreceksiniz. Sosyal medya bununla çalkalanacak. İlk benden duyun. Bak şimdi diyeceksiniz ki ya hocam izlensin video diye şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Çok yakında bu haberler düştüğü zaman diyeceksiniz ki ulan ben adama böyle böyle yazdım, izlensin diye yazıyorsun diye de adam beni engellediydi. Adam haklıymış bak. Şimdi herkes bunu konuşuyor diyeceksiniz. Bu dediğimi unutmayın. Mesela Medina konusu. Medina'yı bana çok soruyorlar. Christian Medina'yı. Yani Goretzka, Medina bunlar gündemi çok çok yoğun şey yapacak. Ya benim bildiğim ön protokol imzalandı. Madde eklendi. Eklenen maddelerde işte sakatlanırsa şu kadar olur, şöyle olur, böyle olur diye. Ve hani beklentilerin çok daha altında 10 milyon dolar civarında bir satın alma opsiyonuyla anlaşıldı diye biliyorum. Yani hep birlikte bekleyip göreceğiz bunu. Ama Medina konusunda ben şey yapın diyorum. Sakin olun diyorum. Şimdi toparlayayım baştan itibaren. Tek tek madde madde. Fenerbahçe Sakaboy olayı. Arkadaşlar sosyal medyada sosyal medya bununla çalkalanacak. İlk benden duyuyorsunuz. Haberiniz olsun. Ama ben %10 ihtimal anca veriyorum. Bilginiz olsun. Osterwold'e gidebilir. Kendisini isteyen takımlar var. Fenerbahçe Kostiç'i transfer etti. Yalnız şöyle bir durum var. Devre arasında istersen 30 tane futbolcunu sat. 2 futbolcu değiştirebiliyorsun UEFA listesinde. Yani 2 tane ekleme, 2 çıkarma yapabiliyorsun. Totalde. Ha şu olur. Misal dün akşamki videoda Arda Güler'i konuştuk. Hani Arda Güler'i transfer edersin. Arda'yı o listeye eklemene gerek yok. Altyapından çıktığı için A bir şey B listesine ekleyebilirsin direkt. Mesela Merih Demiral'ı transfer ettin diyelim. B listesine transfer edebilirsin, ekleyebilirsin. Yani Merih Demiral mesela Fenerbahçe'ye gelse istemez misiniz arkadaşlar devre arasında? Yani hem Sakaboy hem Merih Demiral. Mesela Osterwolde artı Osayi 30 milyon euroya gitseler. İşte artı bonuslar cart curt. Sakaboy satın alma opsiyonlu 10 milyon euro satın alma opsiyonlu gelse. Merih Demiral Samet Akaydın yerine gelse mesela. İster misiniz, istemez misiniz? Yani sadece sesli düşünüyorum, yanlış anlamayın. Mesela Samet Akaydın 2'ye 3'e gitse, Merih Demiral sürpriz bir şekilde sözleşmesini feshedip gelse istemez misiniz? Bir düşünün.
Bu arada Haybet'in ne konuşmadığımı bir kez daha hatırlatayım. Osterwold olsa gidebilir. Goreska bana gelen bir duyum yok arkadaşlar ama denenebilir mi? Denenebilir. Medina konusunda ben Medina'nın hala %51 geleceği görüşündeyim. Ama bu kadar paranın fazla olduğunu düşünüyorum. İnşallah para da kısabilir. İsmail Yüksek'i Benfica istedi. Ama ciddileşecek mi? Hani şu anda Ekim ayındayız. Kasım, Aralık var. Tamam, Ocak ayı var da Kasım ve Aralık ayı var. 2 ay. Belki 2 ayda İsmail öyle bir performans verecek ki Fred'i yedekleyecek. Yani Fred yedek kalacak, İsmail oynayacak. Fenerbahçe bu sefer verecek arkadaş 30 veriyorsanız satalım. Ha, şimdiden konuşmak doğru değil ama Benfica'nın ilgisi var. Cengiz Ünder Arap kulüplerine satarsak tarihi kar elde ederiz. Ama ben şunu söyleyeyim, ya Cengiz gidecek ya Oğuz Aydın gidecek. Açık, net, şeffaf şekilde söyleyeyim. Ya Cengiz ya Oğuz Aydın gidecek. Amrabat'ın bir yere gitti. Yok, Alan Saint-Maximin elinden geleni yapıyor. Filip Kostić lige iyi hazırlanıyor. Yani Samsunspor bize bileniyor da bizim de onlara bilendiğimizi hatırlatalım. İnşallah bu milli araşım iyi gelir. Samet Akaydın konusunda ben size yalan söylemeyeceğim. Samet'in Fenerbahçe'de kalma fikri yok. Menajeri çeşitli görüşmeleri yapıyor. Yani uygun bir şekilde ben Samet Akaydın'ın devre arasında gidebileceği görüşündeyim. Ama dediğim gibi gitse de kalsa da yani oraya ekleyeceğin isim UEFA listesinde yani iki kişi değiştirebilirsin. Bana sorsanız ben Samet Akaydın'ı gönderir, Merih Demiral'ı alırım. Bana sorsanız. Hocam o kadar kolaysa niye almıyorsun? Ya almıyorsun değil de bazı şeylerin zamanı var diyelim. Ama Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye geldiğini bir düşünsenize ya. Yani bir düşünsenize sadece. Neyse. Benim aktaracaklarım bu kadar. Beğenen elleriniz dert görmesin. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.